2 Nisan, 8 Nisan haftasının gökyüzü olaylarını izlemek, dinlemek için Business Channel Türk TV ekranlarına hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Herkesin moralleri son derece iyidir. Ben iyi temenni edeyim. İyilikler bulsun diyelim. Hadi gelin ilk önce bir ay takviminde neler var ona bakalım. 2 Nisan Ay Yengeç Burcu'nda, 5 Nisan Ay Aslan Burcu'nda, 7 Nisan Ay Başak Burcu'nda, 8 Nisan Ay Başak Burcu'nda haftayı tamamlıyor olacağız. Para, Şans, Aşk Seninle adlı kitabım tüm kitapçılardan temin edebilirsiniz. Kitapçılarda bulamıyorsanız online kitap satışı yapan hemen hemen birçok internet sitesinde mevcut. Alın, 2017'de başınıza neler gelebilir, neler yaşanabilir, onlara bir göz atın. Herkesten önce olaylardan haberdar olun. Bu hafta bizleri neler bekliyor? 2 Nisan günü Ay İkizler Burcu'nda Betülcün sabit yıldızı ile kavuşacağız. Saat 17 ile 19 arasında şans dileyin. Arzularınızı dile getirin. Olması için niyet edin. Ayın büyüme evresinde olması dileklerimizi büyütecektir. 2 Nisan'da hayatınızdaki otoriter kişiler ile çekişmekten, inatlaşmaktan kaçının. 3 ve 4 Nisan'da geri hareketli olan Venüs balık burcunda şeyat sabit yıldızı ile kavuşumda olacak. 3-4 Nisan günlerinde kişilerin ruhsal sağlığında bozulmalar olabilir. Bu dönemde tartışmalardan kaçının. Sulardan gelecek tehlikeler, boğulmalar, deniz kazaları oluşabilir. Su ile ilgili sorunlar, olaylar bugün de yaşanabilir. Özellikle ilişkilerinize dikkat ediniz. Gökyüzünde büyük bir depresyon ve intihar eğilimleri için yüksek bir enerji bulunmakta. Sevgi dilinizi kontrol edin. Aksi halde kalp kırıklıkları yaşayabiliriz. Ekonomik anlamda sorunlar yaşanabilir. Sanatsal anlamda ilhamlarınızın artabileceği ve sanatsal yeteneklerinizin son derece yüksek olacağı bu günleri muhakkak ve muhakkak değerlendirin diyorum. Ve bu günler arasında sevgili karı koca arasında yaşanacak aşk ve ilişki cinayetleri gündem oluşturabilir. 5-6 Nisan tarihlerine dikkat edin. Aile büyüklerimiz ile sorunlar yaşayabiliriz. 7-8 Nisan günlerinde Güneş ile Uranüs gökyüzünde birlikte dans etmeye başlayacaklar. Patlamalara, sıra dışı olaylara ve uçaklar ile ilgili sorunlara hazırlıklı olun. Bu haftadan itibaren güvenlik güçlerimize büyük iş düşmektedir. Düşmanlarınız, sıra dışı olaylar, planlar ile ortaya çıkabilir. Bu hafta, önümüzdeki hafta bunlar yaşanabilir. Gezegen geçişlerimiz. 3 Nisan'da Venüs retro harekete balık burcunda geçiş yapıyor. Harcamalarınızı abartmayın. Para kontrolünüzü dengeleyin. Aldatma konularından uzak durun. Aksi halde bedeli ağır olur. Para ve ilişkilerinizle ilgili bu dönemde kararlar almayın. Hayal kırıklıkları bu dönemde artabilir. 5 Nisan'da Satürn yay burcunda durağan konumda. Hayvanları besleyin. Yardıma ihtiyacı olan birine yardım edin. Satürn'ün es konumda iyilik yap, iyilik bul diyor. Satürn bizi 2 gün boyunca sınayacak, zorlayacak, hayatımıza engeller çıkartacak. 7 Nisan'da Satürn yay burcunda geri hareketine başlıyor olacak. Satürn yay burcunda geri hareketine başlarken yapılanmamız, farkına varmamız ve geçmiş dönemde işlerimizi halletmemiz gereken işlerimizi halledemediysek bunun için bize fırsatlar sunuyor olacak. Diş ve kemik ile ilgili sorunlar yaşanabilir. Doğum haritasında transit Satürn hangi eve düşüyorsa o konuyla ilgili ağır sınav dönemi sizleri bekliyor olacaktır. Şimdi gelin sizlere hep birlikte haritanızı tanıyın kampanyası ile ilgili ufak bir detaydan bahsetmek istiyorum. Akıllı telefonlar çıktığı günden beri her yerde kendimizi fotoğraflıyoruz. Çoğu zaman olduk olmadık yerde çekiyoruz. Şimdi böyle hep bir halk arasında terim vardır. Bir bebeğin 40'ı çıkması nedir? Bir bebek dünyaya gelir. 40 günü geçene kadar onu saklar, sarmalar, nazar ekkenlerinden korumak için elimizden geleni yaparız. Şimdi
çocuklar doğar doğmaz neredeyse anne rahiminden çıkar çıkmaz fotoğraflıyoruz ve bunları yayınlıyoruz. Biliyor musunuz? Eğer haritanızda nazar bulgusu varsa yayınladığınız her fotoğraf o çocuğun çok ciddi anlamda hastalanmasına sebep oluyor. Tabii ki bilmiyorsunuz. Bu sadece yeni doğan çocuklar için geçerli değil. Sizin için de geçerli. Çocuğunuz için de geçerli. O yüzden haritanızda nazar bulgusu var mı yok mu bunu öğrenmek için haritanızla tanışın. Danışmanlığından muhakkak faydalanın. Sosyal medya hesaplarından bana ulaşabilirsiniz. Unutmayın, sosyal medyada paylaştığınız her fotoğraf sizin için çok büyük ciddi sorunlar açıyor olabilir. Nazar birçok noktayı yok eder. Unutmayın. Bu hafta Ay Sirius'la buluşacak. Yengeç Burcu'nun 13 derecesinde olan Sirius yıldızı Ay ile kavuştuğunda ufak dileklerimizi dileyebilir, dualarımızı edebiliriz. Hangi tarih? 3 Nisan saat 20.03 ile 21.46 arası. Özellikle geçmiş dönemden kaçırdığınız fırsatlarınız için parasal, sevgisel, aşksal, tamamlayamadığınız ne olduğunu düşünüyorsanız dileklerinizi, dualarınızı 3 Nisan saat 20.03 ile 21.46 arasında dileyebilir, isteyebilirsiniz. Bir haftanın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta bir seçim haftası. Sakinlik, efendilik, iletişim. Bunlara ihtiyacınız var. Türkiye'ye birlik olmak yakışıyor. Bana sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videolarımızı paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.